Peki, Milli Mücadele'nin başlangıç zamanlarında İstanbul'da yaşanan gerçek olayları konu alan ve bu yapılanmayı futbol üzerinden farklı bir dilde, farklı bir anlatımla izleyeceği sunacak olan Zafer'in Rengi filmi için geri sayım başladı. Abdullah Oğuz yönetmenliğinde çekilen filmin kadrosunda Necat İşler, Yiğit Özşener, Kubilay Aka, Gülper Özdemir ve Gonca Vustateri, Birce Akalay gibi isimler yer alıyor. Oldukça uzun süredir çalışılan bir film. 16 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak. Fakat burada filmde Mustafa Kemal Atatürk'ü Yiğit Özşener canlandıracak. İzlediğinizde şu anda gerçekten o görüntülerle inanamayacaksınız. Ben çok etkilendim. Buyurun gidelim. Makyaj çok güzel olmuş. Efendiler, milli hudutlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz. Telefon geldi bir gün. Baktım Abdullah Oğuz arıyor. Acaba dedim. Çünkü İstanbul işgal altındayken, daha doğrusu Kurtuluş Savaşı sırasında geçen bir şeyler çektiğini biliyordum. Ama tam vakıf değildim. Dedi ki bana, Atatürk'ü oynar mısın dedim. Ben de tabii ki dedim. Senaryoyu gönderdi. Hemen senaryoyu okudum. Baktım. Kabul etmem çok uzun sürmedi. Anlaşmaya vardıktan sonra pat diye kendimi Tahran'da buldum. Unutmayın. Zafer benimdir diyebilenin, muvaffak olacağım diye başlayabilenindir. Harika bir film geliyor. Evet ya, Abdullah Oğuz epeydir bir şey yapmıyordu değil mi? Yapıyor muydu da? Ben bilmiyorum. Valla dijital ama böyle bir külliyatlı yani sağlam bir şey gelmemişti. Zafer'in Rengi. Ya böyle bir film gerçekten bir hayatta kaç defa yapılabilir ki zaten? Evet. Çok da önemli, uzun süredir hazırlanılan bir projeydi. Kolay değil. Ve hayata geçti. 16 Şubat'ta da vizyonda olacak Zafer'in Rengi. Peki nasıl yapılmış bütün bunlar Muratçığım? O zaman şu zaman da söyleyelim de ne zaman oluyor bu Ulu Önder'i, ne zaman canlandırıyor Yiğit Bey? 1918-1923 yıllar arasında bu filmde işgal altındaki İstanbul'a düşmana karşı direniş futbol maçlarının üzerinden ele alınacak. Tabii işin özünde de Fenerbahçe olduğunda söyleyelim. Tahran'a gitmiş niye? Çünkü bu işin üstadı Tahran'daymış. İran'daymış yani. Kendimi orada buldum diyor. Heykeltıraşlık tekniğiyle kalıp çıkarma, silikon ve protez parçalarla kalıbı oluşturma, boyama, aksesuarların hazırlanması gibi süreçleri kapsayan makyajın hazırlık aşaması 6 hafta sürdü. Makyajın sanatçıya uygulanma işlemi 5 saatte tamamlandı. Vay vay. İnanılır gibi değil. Babak Eskandari, bu uzman, usta, makyajın hazırlık sürecinde ciddi bir araştırma yaptığını, Atatürk'ün özellikle güçlü karakterinden, iradesinden ve giyime verdiği özenden etkilendiği ve bu güçlü karakteri yansıtacak ifadeyi doğru bir şekilde ortaya çıkarabilmek için büyük bir çaba sarf ettiğini. Yani herkes büyük bir sınav verdi burada. Valla bir... Yiğit Özşener'inden makyaj ustasına, kostüme kadar. Tabii gidilen yer İran ve bir tarafta da bir İranlı sanatçının, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bu şekilde çalışılması ve makyajını ve kalıbını çıkarılması da ona ayrı bir gurur vermiştir diye düşünüyoruz. Evet.